Herkese merhabalar. Bu videoda da sizlere bu çok seçenekli soruların SPSS'e nasıl girileceğinden bahsedeceğim. Bu aslında çoğumuzun yaşadığı bir sıkıntı. Genel itibariyle anket formlarımızı yaparken çok fazla analizle ilgili bilgimiz olmadığı için bazen birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği sorular soruyoruz ancak SPSS'e bunları nasıl gireceğimizden çok emin olamıyoruz. Şimdi şunları girmesini zaten anlattığımız videolarımız var. İnternette de bol bol bulabilirsiniz ama çok cevap seçeneği olan soruların tam olarak nasıl gireceğine dair birazcık bilgi kıtlığı olduğunu görüyorum. Şimdi bir sorumuz şu en çok kullandığınız kod markanın işaretleyiniz diye bir şey sormuşuz. Dolayısıyla birey birden fazla kod markasını işaretleyebiliyor. Hem mavi cins hem Levi's'i gerekiyorsa kod onu, yani birden fazlasını işaretleme şansına sahip. Şimdi dolayısıyla biz bunu SPSS'e girişini yaparken sıkıntı yaşıyoruz. Şunların girişinde bir sıkıntımız yok. İlgili ya da paylaşım kaç gün önce yaptığınızda dair bir soruyu onun veri girişini yapacağınızda gün yazsak ve ondan sonra gelip Buraya bireyin kaç gün önce girdiği rakam kaçsa 13 gün önce olsun 13 yazsak ve bu şekilde devam etsek herhangi bir sıkıntımız yok. Ama bu sorunun cevabını tek bir tane soru üzerine tanımlamamız SPSS'de mümkün değil. O yüzden biz ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bu sorunun her bir alt seçeneğini sanki bir soruymuş gibi SPSS'de tanımlıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu sorumuz bizim kod sorumuzdu. Kod mavi yazıyorum. Kod device yazıyorum. Kod koton yazıyorum. Dolayısıyla ne yaptım? Her bir soruyu sanki bir soruymuş gibi buraya tanımlıyorum. Bir de diğer yazalım. Diğerle ilgili çünkü bir farklılık olabilir. Ona da bir değinmiş olur. Şimdi eğer birey, diyelim ki ben işaretledim maviyi ve koton işaretledim. Diğerlerini ise boş bıraktım. Dolayısıyla bunun girişinde şunu şöyle yapmamız gerekiyor. Gene itibariyle kabul gören şu. Maviye 1, Levi's sorusuna 0, koton sorusuna 1, ACV2 defakto ve diğer sorularına 0 girmem gerekiyor. Neden? Çünkü bunlara herhangi bir bildirimde bulunmamış. Ama diğerlerine evet benim en çok kullandığım kod markası bu dediği için SPSS'in girişini yaparken 1 olarak yapmalıyım. Şimdi bu 1 veya 2 de olabilir ama genel kabul gören durum 1 ve 0 demek ki işinizi çok daha kolaylaştırır. 1, 2'ye göre analizlerde hata yapmanızın önüne geçer. Şimdi dolayısıyla buraya diyorum ki 0, hayır diyelim. 1, evet. Yani birey hakikaten bu kodu almış mı? Almamış mı? Dolayısıyla tüm bu tanımlamaları aynı şekilde buralara da copy paste yapıyorum. Ne yaptım? Buraya geldim. Ctrl C'ye bastım. Sonra Ctrl V ile buralara da ne yaptım? Aynı şeyi getirdim. Dolayısıyla birey eğer dediğim gibi az önce dediğim gibi mavi kodlarını en favorilerinden bir tanesine buraya bir giriyorum. Ardından bir sıfır girişi yapıyorum çünkü Levi's işaret değildi. Cotton'a da bir giriş yapıyorum. Diğerde herhangi bir şey belirtmemişse sıfır girişi yapıyorum. Belirtmiş ise de bir girişi yapıyorum. Evet her zamanki gibi telefonumu açık bırakma şeklinde bir hataya daha imza attım. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi bu diğerle ilgili bir şey, bir dikkat etmemiz gereken bir unsur var çok yaşayacağınızı zannetmiyorum ama şöyle bir şey olabilir. Bu diğer unsuna bir bakın. Belki gözden kaçınız ve çok fazla insanın kullandığı bir marka vardır. Mesela benim hiç bilmediğim ama bizim öğrencilerimizin bana çok fazla bildirdiği bir marka var. Adtax mı? Adtax mı? Şöyle yazıyor. Nasıl yazıldığından da emin olmamakla birlikte. Şimdi niye bunu söylüyorum? Diyelim ki siz bu diğerde sürekli bunu görüyorsanız. Ben sizin yerinizde olsam şunu yaparım. Oraya bir soru daha atalım. Çok fazla gördüğünüz için çünkü. Gelirim. Şuraya bir tane insert variable derim. Adtax'ı buraya eklerim. Sonra kontrol c Ctrl-V yapalım. Doğrusu onu diğerinin içerisinde bırakmaktan vazgeçip artık eğer bireyler çok fazla bunu yazdıysa ve ben sorarken gözden kaçırdıysam böyle bir değişiklik yaparım. Şimdi diğer sorusunu da 0-1 arasında bırakmaktansa hocam biz niye tek tek buraya ne yazıldıysa onu girmiyoruz derseniz. Genel itibariyle bu sizin işinizi çok uzatacaktır. İkincisi bu verileri sayısal veri haline dönüştürdük en azından belli oranda. Her ne kadar bu dediğim şey açısından doğru değil bu arada. nominal gruplar açısından gösterme açısından sayıya çevirdik ama. Şimdi buraya da eğer bunu sözlü olarak yazarsanız analizleriniz de sizin açınızdan zorlaşacaktır. Dolayısıyla ben yerinizde olsam gidip eğer orada çok fazla benzer marka geçiyorsa diğerinin içerisinde gidip onda bir yeni değişken olarak tanımlarım. Diğeri ise aynı şekilde bırakırım. Yani 1 ve 0 şeklinde. Çünkü zaten siz eğer yeterli markayı burada gösterdiyseniz bu diğer seçeneğinin çok ekstrem durumları olmadığı, çok bilinmeyen, çok ilginç markalar olmadığı sürece çok doldurulmayacağını da zaten göreceksiniz. Eğer diğere çok fazla gidiş varsa emin olun ki bir şeyleri şurada belirtmekte eksik kalmışsınızdır. Dolayısıyla en azından orada çok olan seçeneği yeni bir soruymuş gibi buraya eklemenizde hiçbir sakınca yok. Hepinize tezlerinizde, makalenizde başarılar diliyorum. Kanala abone olursanız gelecekte yayınlamayı planladığımız videolardan da haberdar olma şansınız olur. Kolaylıkla efendim.